Evet arkadaşlar, modül 2 ölçme değerlendirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ölçme aracından elde edilen puanların hatasız ya da az hatalı olması geçerli ve güvenilir ölçme yapmanın tek koşuludur. Ölçme işlemlerinde hataları en aza indirebilmek için öncelikle hataların tanımlanması gerekir ki ölçme işlemini yapan kişi neye müdahale edeceğini, hangi durumlara karşı önlem alması gerektiğini bilsin. Hata. Ölçmede gözlenen bir özelliğin gerçek değeri bulunmak istenir. Ancak ölçmeye karışan çeşitli hatalar nedeniyle gerçek değer ölçme yoluyla doğrudan elde edilemez. Bu çerçevede hatalar kaynağı, yönü ve miktarı göz önünde tutularak sabit, sistematik ve tesadüfi olmak üzere 3 türde incelenebilir. Sabit hata, miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen, diğer bir deyişle her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Örneğin, marketteki terazi -120 gram gösteriyorsa ne tartılırsa tartılsın 120 gram eksik ölçecektir. Bir öğretmen sınavında herkese 10 puan fazla veriyorsa yine karışan hata sabit hata olacaktır. Sistematik hata, ölçülen büyüklüğe, öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Örneğin, marketteki terazi her 1 kilogramda 120 gram eksik tartıyorsa üzerine konulan nesnenin ağırlığı arttıkça hata miktarı da artacaktır. Bir öğretmen sınavında yazısı kötü olandan puan kırıyorsa yine karışan hata sistematik hata olacaktır. Tesadüfi hata, şansla ortaya çıkan, ne yönde ve ne ölçüde karıştığı genellikle bilinmeyen hatalardır. Ölçmelere tek yönlü olarak karışmaz. Ölçme sonuçlarına bazen pozitif, bazense negatif yönde etki eder. Peki, geçerlilik, güvenilirlik ve hata ilişkisi. Geçerlilik, tüm hata kaynaklarından etkilenirken klasik test kuramına göre güvenilirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir. Bu nedenle güvenilirlik, geçerlilik için bir ön şart ancak yeterli şart değildir. Diğer bir ifadeyle, bir testin güvenilir olması onun geçerli olacağı anlamına gelmez. Ancak bir test geçerli ise büyük olasılıkla güvenilirdir. Korelasyon. Geçerlilik ve güvenilirliği belirlemeye yönelik yöntemler genellikle korelasyon temelli analizlere dayanır. Korelasyon, en az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer bir ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren istatistik bir tekniktir. Örneğin, öğrencilerin derse ilişkin tutumları ile ders başarıları arasında bir ilişki var mıdır? Öğretmenlerin ders saati yükleri ile iş doyumları arasında bir ilişki var mıdır? Ve korelasyon -1 ile +1 arasında değer alır. Geçerlilik sorgulama yöntemleri. Öncelikle kapsam geçerliliğine bakalım. Kapsam geçerliliği özellikle başarı testlerinde aranan bir geçerlilik sorgulamasıdır. Eğitimde öğretmen bir program dahilinde önceden belirlenen davranışları kazandırmayı amaçlar. Bu anlamda kapsam geçerliliği bir testin ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığı ile ilgilidir. Ölçüt dayanıklı geçerlilik. Bu geçerlilik türünde ölçme aracından elde edilen puanların ölçüt bir puanla karşılaştırılarak geliştirilen ölçme aracının geçerliliğine ilişkin nitelendirme yapılır. Yapı geçerliliği ise bir testin dayandığı kuramsal temelleri ne derece iyi örneklediği ile ilgilidir. İnsan davranışları ve özellikleri çoğunlukla soyut bir yapıya sahiptir. Yapı geçerliliği bir yandan testin ölçtüğü niteliklerin neler olduğunu araştırma, diğer yandan testi alan kişilerin elde ettikleri puanların ne anlama geldiğini açıklama çabalarıyla ilgilidir. Güvenilirlik. Güvenilir bir ölçme aracı aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu verir. Diğer bir ifadeyle bir test aynı gruba 2 ya da 3 kez uygulandığında gruptaki her bir kişi bütün uygulamalarda yaklaşık olarak aynı puanı almalıdır. Güvenilirlik çalışmalarının odak noktası, eğer kişi 2 defa teste tabi tutuluyorsa 2 testten aldığı puanlar birbirine benzer midir ya da birbirine ne kadar yakındır konusuyla ilgilenir. Güvenilirlik kestirim yöntemleri ikiye ayrılıyor. Birden çok uygulamaya dayalı yöntemler, yani test, tekrar test, eşdeğer testler, tek uygulamaya dayalı yöntemler, test yarılama, KR20, KR21 ve Cronbach Alpha. Başarının ölçülmesinde yöntemler.
ölçme araç ve yöntemleri olarak geleneksel yöntemlere yazılı yoklama, sözlü yoklama, çoktan seçmeli, doğru yanlış, cümle tamamlama, kısa cevaplı eşleştirme gibi örnekler verilebilir. Destekleyici yöntemlere ise portfolyo, öz değerlendirme, akran değerlendirme, gözlem formu, kontrol listesi ve derecelendirme ölçeği örnek verilebilir. Özet olarak geleneksel test etme yaklaşımları ürün odaklıdır. Eğitim sürecinde ürün elbette önemlidir ancak ürün kadar öğrencinin süreçte bilgiyi nasıl yapılandırdığının izlenmesi de beklenen ürünün ortaya konulabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle geleneksel ölçme yöntemleri destekleyici yöntemlerle desteklenmelidir. Geleneksel ve destekleyici yöntemleri karşılaştırırsak eğer, geleneksel yöntemlerde söylediğim gibi ürün değerlendiriliyor, destekleyici yöntemlerde süreç ve ürün birlikte değerlendiriliyor. Geleneksel yöntemlerde öğrencinin ulaştığı noktanın tespiti önemli, destekleyici yöntemlerde ne öğrendiklerinin yanında öğrendiklerini nasıl kullandıklarıyla ilgilenilir. Geleneksel yöntemler genellikle üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesinde yetersizdir. Destekleyici yöntemler ise üst düzey bilişsel düşünme becerilerine odaklanır. Geleneksel yöntemlerde değerlendirme öğrenmeden ayrıdır. Destekleyici yöntemlerde değerlendirme öğrenme ile bütünleşmiştir. Bir tarafta bireyden ziyade gruba odaklanılıyor. Diğer tarafta odak noktası gruptan ziyade birey. Yine başarının bireyler arası değerlendirilmesine odaklanılırken diğer tarafta öğrencinin bireysel olarak gelişimine odaklanılıyor. Ve son olarak geleneksel yöntemlerde geçerlilik ve güvenilirlik kontrolü daha kolayken destekleyici yöntemlerde geçerlilik ve güvenilirlik problemi olabilir. Uluslararası izleme çalışmaları. Bugün birçok ulusal izleme araştırmasına temel teşkil eden ilk çalışmalardan biri 1964 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Matematik İzleme Çalışması'dır. TIMSS'in de geliştiricisi olan kurum EIA tarafından gerçekleştirilen bu çalışma 1960'larda matematik üzerinde başlamıştır. Bu araştırma çalışmalarının bugün kapsamı büyük ölçüde genişlemiştir. Örneğin PISA ile beraber değerlendirilen alanlar artmış, matematik, fen ve okuma becerileri 3 ana alan olarak belirlenmiştir. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nda Matematik ve Fen TIMSS tarafından, Uluslararası Okuma Becerileri Gelişim Araştırması'nda ise Okuma Becerileri PIRLS tarafından değerlendirilmektedir. PISA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından geliştirilen ve 3 yıllık periyotlarla uygulanan izleme çalışmasıdır. Bir diğer izleme çalışması olan TIMSS ise, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu EIA tarafından geliştirilmekte ve 4 yıllık periyotlarla uygulanmaktadır. Türkiye uzun süredir hem PISA'ya hem de TIMSS'e katılım göstermektedir. Son olarak PIRLS de yine EIA tarafından 5 yıllık periyotlarla gerçekleştirilen bir izleme çalışmasıdır. Türkiye uzun bir aradan sonra 2021'de tekrar PIRLS'e katılmış ancak bu uygulamanın sonuçları 2022 yılının sonunda açıklanacaktır. OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması. Tüm dünyada sosyal ve duygusal becerilerin önemi ile birlikte eğitim sistemlerindeki ağırlığın artmasıyla beraber 2017 yılında OECD tamamen sosyal ve duygusal beceriler odaklı yeni bir araştırma başlatmıştır. Türkiye'de İstanbul'la bu çalışmaya katılmıştır. Birinci olarak tümüyle sosyal ve duygusal beceriler dikkate alınıyor ki bu diğer tüm izleme araştırmalarından en önemli farkıdır. İkincisi 10 ve 15 yaş grupları ayrı ayrı ele alınmaktadır. Ergenlik sürecini de içerecek şekilde iki ayrı yaş düzeyinin dikkate alınması bu becerilerin nasıl değiştiği hakkında önemli çıkarımlar sağlamaktadır. Üçüncüsü ölçümler dünyanın farklı bölgelerinde kabul gören 5 faktörlü kurama dayalı olarak yapılmaktadır. Ulusal izleme çalışmaları kapsamında akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yani ABİDE araştırması, üst düzey bilişsel becerilere öğrencilerimizin ne kadar sahip olduklarını incelemekte, Türkçe Matematik Fen Öğrenci Başarı İzleme Araştırması ise öğrencilerimizin eğitim programına bağlı kazanımlara ulaşma düzeylerini belirlemek üzere yapılmaktadır. Son olarak 2019 yılında ilk defa tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştirilen okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere 4 temel becerinin hepsini kapsayan Türkçe dil becerilerinin izlenmesi araştırılması yapılmış ve yaygınlaştırılmıştır.